Peki Sayın Alabarda, ne diyorsunuz? Bu Girit'le ilgili konuya dair birkaç bir şey söylerken biraz da bu e, Türkiye'nin enerji merkezi olması ile ilgili hususta da iki cümle edebilir miyim? Girit'e odaklanalım isterseniz. Peki yani çok, tamam. Bununla, e, yani bununla Şimdi bir Girit, alakası varsa. Evet. Girit'in e, Lozan ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Yunanistan arasında akt olunmuş adalar e, arasında bir bağlantısı yok. Lozan'ın ihtiva etmiş oldukları... Boğaz önü adaları da Doğu Ege adaları diye bildiğimiz işte Midilli, Sakız, İkerya gibi adalar eğer diğer haritayı getirebilirsek orada da daha net bir şekilde bir gösterebilirim. Bir önceki Ege Akdeniz Doğu Ege adaları evet. burası bulundu harita. Şimdi lütfen, Lozan, bu anlaşmasıyla, Lozan anlaşmasıyla Lozan e, anlaşmasıyla Yunanistan ile Türkiye arasında Akit altına alınan adalar bunlar. Bir de 1947 malumunuz olduğu üzere. Evet. E, gösterebilir miyim? Lütfen efendim lütfen çok seviyorum. Bir de 1947 yılında Paris Barış Anlaşmasıyla haritanın bu bölgesinde işte Meis'ten başlayıp Rodos'u da dahil olmak üzere içeriye alan şu adalar grubu, bir de Doğu Ege Adaları diye bildiğimiz Midilli, Sakız, Sisam, İgeri gibi adalar ve Boğazönü Adaları, Semadirek ve Limli Adaları. Evet. Bu adalar grubunu Türkiye 12 adaları istisna <laughs> tutuyorum o Paris Barış Anlaşması ile geldi. Ee, ...bir sulh ile gayri askeri statüde olması gerektiği dahil... E, ...bir e, anlaşmaya varıldığında... E, ...Karasulara 3 miliydi. Tabii. Uluslararası alanda. Ve daha sonra Yunanistan bunu 6 mile çıkarttığında... ...Türkiye'nin buna sessiz kalması aslında bizim sarı öküzü feda ettiğimiz andı. 1936 o zaman tabii konjonktür çok başka. türk Yunan ilişkileri Ama çok öyle. Başka. Yani o gün deseydik ki bu anlaşma akt olduğunda 3 mildi, 3 mil üzerinden devam edecek denilebilirdi. O denmedi. Daha sonra 12 mille tevessül ettiğinde eğer bugün 12 mile Ege Denizi içerisinde Yunanistan bu hususu taşımaya kalkarsa Ege'deki Yunanistan hakimiyeti tamamen Türkiye'ye nefes alınmayacak bir duruma Ege Denizini temsil ediyor. Yani şuna biz razı değiliz. Bu adalarda 12 mil'e çıkma ama istiyorsan onun dışındaki adalarda çıkabilirsin. E de razı değiliz Hı. çünkü o Türkiye'nin ve uluslararası suları kullanan devletlerin hareket hareket serbestiyetini de tesir altına alıyor. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bu 12 adalar ile ilgili. Paris'te akit altına alınan ve bu adaları gayri askeri statüde değerlendiren anlaşmanın altında Türkiye'nin imzası yok bu biliniyor ve Yunanistan bunu bir argüman olarak masaya koyuyor. Siz yoksunuz ki o anlaşmada neyin itirazını ediyorsunuz gibi şeyler söylüyor. Ama unutmayalım Rusya var. Rusya Paris Barış Anlaşmasının altında imzası olan bir ülke ve bu Ege adalarının silahlandırılmasıyla ilgili husus direkt olarak aslında Rusya'nın itiraz ortaya koyabileceği bir husus. Neden bunu söylüyorum? Dede ağaçtan Kıbrıs'a kadar olan hususta Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlanmasının önemli bir sebebi de Rusya'nın bu bölge güzergahtaki geçişini de kısıtlamayı ihtiva ediyor. Sadece Türkiye'yi ya da sadece Çin'in kuşak yol projesini ve denizler üzerindeki e, oluşturmaya çalışmış olduğu güzergahı inkitaya uğratacak bir adım değil. Aynı zamanda da Rusya'nın da çevrelenmesi. Şimdi eğer böyleyse Rusya e, mutlak surette bu 12 adalar konusundaki itirazını da önümüzdeki süreç içerisinde gündeme taşıyabilir. Peki Girit'e gelelim. E, haritayı tekrar Vermeye gerek yok. buradan. Yok yok yok. Yo. Ee, diğer harita o önemli o tamam. harita. Tamam. Ben haritayı önemsiyorum. Ee, çünkü yani ilk aklıma gelen yani Girit nereden çıktı 12 mil? Şimdi, ya dedim bunlar taktı buna. Yani bu e, Libya Türkiye Evet, evet. E, mutabakatına. Evet. Oradan falan Onu öyle bir şey yapacaklar ki Girit, Rodos, Meis. Girit'in güneyi, Girit güneyi evet. ve Girit'in batısında 12 mile çıkartması... Türkiye açısından ilk etapta sorun teşkil etmeyebileceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Girit'i biz Lozan ile Yunanistan arasında akitleşmiş olarak teslim ettiğimiz bir ada değil Girit. Tabii. 1913 yılındaki hafızam beni yanıltmıyorsa Londra anlaşmasıyla Yunanistan'a devre yapılmış olunan bir ada olarak telakki ediliyor. Bununla ilgili de birçok konuda birçok farklı hukuki gerekçeler öne sürülerek Girit'in hala Hı. Bir takım yerlerinin Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olduğu falan iddia edilse de uluslararası konjonktürde Girit'in Yunan egemenliğinde olduğunu bütün dünya şu an için evet. kabul ediyor. O Oradan, zaman bizim için otomatik bu savaş nedeni değil 12 milyon. Ya, yani milise. olmayabileceğini düşünüyorum. Şuna baktım. Peki bu Türkiye ile Libya arasında imzalanmış olunan deniz yetki alanlarını sınırlandırılması evet. anlaşmasına bir tesiri var mıdır diye baktığımda. Girit'in kuzeyiyle doğusunu ihtiva etmediği için o anlamda bir tesir oluşturmuyor. Fakat biraz önce Dendias'ın bu hat ile ilgili söylemiş olduğu cümlelerden şunu çıkarttım. Aslında Türkiye 2019 yılında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalayıp hı hı. arkasından da Halife Hafter'e bir şekilde Trablusgarp hükümetini düşürtme görevi kendisine hı. verildiğinde arkasında kimlerin olduğunu gördük Sayın Hanım. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'dan Tabii. direkt cephane, mühimmat, silah gereçin sevkiyatı Fransa ve aynı zamanda da Dendias'ın hem Atina'da kabul etmiş olduğu bir Hafter fotoğrafı var elimizde hem de Dendias'ın bizzat gidip ziyaret etmiş olduğu Hafter fotoğrafı var. O zaman şunu çok rahat anlayabiliriz ki biz aslında Trablusgarp'ın sokağından sadece Hafter'i kovalamadık Libya'daki meşru hükümete destek vererek. Aynı zamanda Dendiyası da kovalamışız. Bunu iyi hatırlamak lazım gelir. Dolayısıyla aslında Trablusgar hükümeti düşseydi eşkıya bir silah baronu orada hüküm sürmüş olsa, olsaydı Dendias'ın bu konuları hiç böyle eşkıyalık falan diye nitelendireceği yoktu. Hatta bu anlaşma imzalandı diye Atina yönetimi ne yaptı? Kendi nezdindeki büyük elçisi olan Menfi'yi Sınır dışı etti. Aha, sonra da çok sonra düşman oldu. oldu. Sonra, sonra Memcid devlete öldü. başkan oldu. Başkan devlete oldu. başkan olduktan sonra gittiler Libya'ya. Dediler ki Türkiye ile olan anlaşmayı Boz. bozun ve Trabluskarp'a Türkiye baskı yapıyor diyorlar. O konuşmayı yapıp Trabluskarp'ta Türkiye'yi buradan gönderin dediklerinde... O emniyetli alanda yaptığı konuşma bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı emniyet sayesinde gerçekleştirilebiliyordu. Evet. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Şunu ben uluslararası hukuk çalışan hocalarımla yapmış olduğum istişarede... ...Türkiye ile Libya arasında akt deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını bozabilecek hiçbir uluslararası organizasyonun bulunmadığı söyleniyor. Zaten bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki eğer bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorsanız buyurun gidin istediğiniz mahkemeye. Ama öyle olmuyor. Dolayısıyla aslında 2019 ve 2020'li yıllarda Türkiye'nin iki yıl boyunca olağanüstü bir mücadeleyle Trablusgarp hükümetini ayakta tutma noktasında ortaya koyduğu gayret Avrupa Birliği'nde birçok ülkenin de kimyasını bozmuş durumda. Enerji anlamında ve Yunanistan anlamında. Ne diyorlar böyle olunca Sayın Hanım? Eğer bu konuları çözemezsek diyor Atina, bizim arkamızda nükleer güç olan Fransa ve Avrupa Birliği var. Peki hukuka bu kadar değer veren Dendias, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne tabi bir ülkedir Yunanistan. Okuduğunda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ne diyor? Kıyıdaş devletlerin kendi aralarında ihtilaf varsa önce kendi aralarında konuyu ele alıp çözmek için gayret sarf ederler diyor. Şimdi Türkiye şunu sorsa hakkıdır. Bizim muhatabımız Atina mı? Yoksa bizim muhatabımız Brüksel mi? Yoksa bizim muhatabımız Washington DC mi? Yani o kadar büyük bir kafa karışıklığı yaşanıyor ki Yunanistan yeri geldiğinde yük taşı dendiğinde ben kuşum diyor uç dendiğinde deveyim diyor. Böyle bir siyaset gel bu konuları konuşalım diye Misotakis'i İstanbul'a geldi, konuşuldu, üçüncü tarafları sokmayalım dedi. Ki o üçüncü tarafların girmemesi hususu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'yle birebir mütenasip bir cümledir. Tamam dedi ama ülkesine gitti. Soluğu Washington'da. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar olan misali. sosluğu Amerikan evet. Temsilciler Meclisi'nde aldı. Kongrede, evet. Dolayısıyla şimdi burada şunu iyi anlamak lazım gelir. Türkiye. Bu anlaşmayı ayakta tutarak çok büyük bir kazanım elde etti. Hı hı. Bu kazanımlar kolay elde edilen şeyler değil. Bunu iyi sahiplenmeliyiz, iyi ayakta tutmalıyız ve bunu Libya halkına da iyi anlatmak zorundayız. Çünkü eğer bu anlaşma bir şekilde Trabuskar hükümeti Dendias denilen silah baronuna bir şekilde teslim edilmiş olsaydı, Libya'nın buradan kaybedeceği alanın 3-4 Kıbrıs büyüklüğünde bir alana tekabül ettiği söyleniyor Yunanistan'ın lehine. Evet. Şimdi bakıyorsunuz <laughs> Türkiye'ye yönelik olarak bu şekilde hakaretvari açıklamalar yapan Yunan Dışişleri Bakanı'nın Arnavutluk ile deniz yetki alanlarında sorunları var. Libya ile sorunları var. Türkiye ile sorunları var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak Lübnan'la sorunları var. Filistin'le sorunları var. Kısmen İsrail'le sorunları var. O zaman uluslararası hukuk dendiğinde bu kadar maksimalist bir siyaset ortaya koyup ve bütün dünyayı ortaya kaldıracak şekilde bir takım açıklamalar yaparak hala Türkiye'nin bu BM'ye bildirdiği yetki alanını tanımlamayıp sadece şuradaki Meis'ten dolayı yaklaşık olarak 400 kilometre karelik bir alanı kendi alanı olarak kabul ediyorsa bununla ilgili net haritalar var. İngiltere'nin Atlantik Okyanusu'nda, Arjantin'in hemen dibinde olan Falkland'a kadar bütün bölgeyi kendi münasır ekonomik bölgesi olarak ilan etmiş olması gerekir. İşte onunla ilgili de yapılmış olan mahkeme sonuçlarına bakıldığında var böyle ülkeler, ters tarafta kalan adalar diye nitelendirilen bir tarif var. Yani evet. münasır ekonomik bölgenin ters tarafında kalan adaların bir münasır ekonomik bölge o devlet açısından oluşturumlayacağına. Hükmedilmiş. Dolayısıyla aslında uluslararası anlamda bir yere gitse yine Meis'ten dolayı, yine Rodos'tan dolayı, yine Midilli'den dolayı Yunanistan'ın büyük bir sıkıntı içerisinde Olacağını. kalacağını söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum.